Düzce valisi Selçuk Arslan, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Arslan yerleşik bir demokrasinin tüm kurumlarıyla birlikte işleyebilmesi açısından basının olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu. Son Ocak'ta bir araya gelemedik. Ankara'da valiler toplantısı vesilesiyle görevliydik. Öyle olunca ancak bugüne planlama imkanımız oldu. İstişarelerimizde 10 Ocak'ta vali vekilimizle beraber böyle bir davet versek dediğimizde Sayın Cemil Başkanlarımız yani sizinle beraber olsun. Geç olsa da birlikte olmaktan mutluluk ifadesini kullanmışlardı. Hakikaten şu anda sizlerle bir arada olmaktan ben büyük keyif ve mutluluk duyuyorum. Açıkçası çok farklı ortamlarda Düzce basının mensuplarıyla bir araya geldik ama bu kadar geniş bir basın emekçimizin olduğunu hepsini bir arada görünce daha net bir şekilde idrak etme imkanım oldu. Hep şunu söyleriz. Yerleşik bir demokrasinin tüm kurumlarıyla beraber işleyebilmesi açısından basın mutlak olmazsa olmazımız. Çünkü siyasal sistemlerin kendi kendine bir denge denetim mekanizması vardır ama bu mekanizma zaman zaman ağır işleyebiliyor. Hem idari kontrol mekanizmaları hem yargı mekanizması. İşleyen tarafsız, objektif, basın etiğine uygun bir medyanın varlığı, idarenin, siyasal sistemlerin kendi kendine otokontrol mekanizmalarından çok daha önemli bir emniyet babı oluşturmaktır. Bu nedenle hep güzel bir ifade vardır. Medya, demokrasilerde dördüncü kuvvet, yasama, yürütme, yargı ve hakkıyla çalışan bir medya var ise bu da dördüncü kuvveti oluşturuyor. Çünkü devletin varlık nedeni halkını yaşatabilmek, halkına hizmet edebilmek, halkının huzur ve refahını temin etmek. Devlet mekanizması burada eksik kaldığında ya da aşırıya gittiğinde Ankara'nın Türkiye örneklerinden bakarsak ya da bir devlette başkentin en ücrasına kadar her şeyden her zaman eş zamanlı haberdar olması mümkün değil. Bu haber dar etme mekanizması işleyen tarafsız bir basının varlığıyla mümkün. Düzce örneğinden hareketle 410 bin nüfusumuz var. 2500 kilometrekareye yakın bir mülki büyüklüğümüz var. 273 tane köyümüz var. Düzce valisi olarak ne kadar istekli olursa olalım her bir köşesinden eş zamanlı haberdar olma imkanımız maalesef mümkün değil. Vatandaşlarımızın bize ulaşmasıyla ya da kendi kurumsal kapasitelerimizin bize yetmesiyle ya da sizlerin vatandaşın görev gözü, işiten kulağı ve onlar adına lisanı olmanız da çok daha hızlı bizde belli konularda durumu görüyoruz. İhtiyaçları görüyoruz, analiz ediyoruz ve ona göre pozisyon almaya çalışıyoruz. Bu boyutta sivil bir hizmeti sunuyorsunuz ama kamusal içerikli bir görev ifa ediyorsunuz. İdari mekanizmasının hem denetleyicisi hem tamamlayıcısı rolünde bir işleviniz var. Koçyazı Mahallesi'nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Regaip kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi camiinde kılan mahalle halkı ardından evlerinden getirdikleri yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyor. Öncelikle Ramazan ayının müjdeleyicisi, 3 ayların başlangıcı, Recep ayının Regaip Kandili tüm İslam ülkelerine
ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu geleneğimiz 113. yılı. Bu akşam burada yine toplandık halkımızla beraber. Burada halkımızla beraber olduk. İkramlarımızı yaptık, namazlar kılındı. Böyle de devam edecek inşallah. 113 sene önce buralar kırsal bölgeler. Fakirliğin bol olduğu, yani kıtlığın olduğu dönemlerde böyle evlerde değil de bir yere toplanıp buralarda halkı çağrılarak, davet edilerek camilerde, burası eski camilerde, buralarda güzel bir gelenek yapılmış. Bu geleneğimiz camilerde başlamış, ta o zamandan beri hala devam etmektedir. Daha güzel, daha manevi bir duygu. Namazlar kılınıyor. İşte ikramlar yapılıyor. Herkes buraya, dışarıdaki diğer mahallelerden de gelenler çok oluyor. Yani çok mutlu oluyoruz böyle bu manevi havayı halkımızla, komşularımızla, diğer mahallelerle birlikte kutlamak. Gerçekten güzel bir duygu. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Bakın çocuklarımız, gençlerimiz de burada. Bizler babalardan nasıl görmüşsek çocuklarımızı da biz buraya aşılıyoruz. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Bu hemen hemen 110 sene devam eden bir gelenek. Tabii bizim dedelerimizin dedelerinden kalan bir gelenek. Çok güzel sürüyor burada, yani yıllardan beri var olan, devam eden bir gelenek. Çok güzel. Eskiden köylerden pilavlar yapılıp getirilirmiş, camide paylaşılırmış falan. Herkes sadece kaşını alıp gelirmiş. Çocuklarımızla birlikte geliyoruz. Ben işte görevli oldum, yardım ettim pilavın dağıtılması şeyinde. Yani bu geleneğin sürmesini biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha uzun yıllar sürer. Sağ olsun muhtarımız bayağı bir çabalıyor, bunu devam ettirmeye çalışıyor. Cami cemaati olsun işte, cami görevlileri falan. Yani köyümüzün çok güzel bir geleneği bu yani. İnşallah daha yıllar uzun sürecek. Düzce Belediyesi, 3 ayların başlangıcı olan Regaip Kandili vesilesiyle düzenlediği programda yazar Hayati İnanç'ı Düzcelilerle bir araya getirdi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Vali Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir ile vatandaşlar programı yoğun ilgi gösterdi. Bismillah. Elhamdülillah. Dolunay olan gecelerde hava berrak ise dikkatle bakarsanız o izi görürsünüz. Yarıktır. Gece boyu ayın yarısı dağın bir tepesinde köpek görünce olacağız. Eskilerin adetidir. Ticarethaneye yazarlardı mesela. Yanlarında taşırlardı. Ekim yapan ziraatçılar tarlaya gömerlerdi. Neleri unuttuk, neleri yani. Bir de bunu okuyunca köpekler gerekti, sordu, gösterdiler. Çok az duydum, helayı. Ebu Cehil'in eviymiş. Yan yana olmazsa da biraz mesafeli de olsa bir yer var mı dedim. Hocam dedi, sen onu kafaya takma dedi. Neden dedim. Burada dedi, Eyüp Sultan Kabristanı'nda, İstanbul'un birçok yerinde üst üste defin Yusuf'un gerçi görenle ellerini kestiler. Yok, kimse hayır diyemiyor meydanda. Ama iman nasip işi. Bu mucizeyi isteyen ve gören kişi... Allah herkese böyle dost versin. Adam yüzüme ne diyor ya? Kavgada söylenmez. Kendine kabir hazırlamak iş değil Hayati Hoca. Kendini kabre hazırladı. Çok doğru. Harlı ateşte pişiriyor onu yani. Hiç yüzermiyor. Canı sıkılmış. Şehzade Mehmet'in. Bu adam bize niye numara yapıyor? Bu nasıl bir şey? Ben Paris... Bolu merkeze bağlı 65 haneli Yazıören köyünde 5 asırdır Regaip Kandili geleneği sürüyor. Regaip Kandili'nde gün içerisinde vatandaşlar evlerinde lokma ve yemek hazırlıyor. Akşam namazı vakti yaklaştığında ise köylüler evlerinde hazırladıkları yemekleri caminin yemekhanesine taşıyor. Geleneğe göre köydeki onlarca vatandaş akşam namazını camide kılıyor. Akşam namazının ardından cami yemekhanesinde tüm köy halkı hazırlanan yemekleri yiyor.
Yıllardır süren gelenek sayesinde köylülerin şehir dışındaki akrabaları ve aileleri kaynaşıyor. Onun için buna sebebiyet vermeyelim. Allah'a şükür çok güzel bir adetimiz var. Mevlam dünya durduğu müddetçe bu adetimizi devam ederlerdir. Bu adetleri yaşamayan, bilmeyen bunun ne kadar kıymetli, değerli olduğunu bilemez. Ben bunu yaşadım mesela. Ne böyle güzel bir toplanmamız vardı, ne efendim tepsilerimizi alıp gelmemiz vardı. Bu birliğimizi, beraberliğimizi inşallah ileriye mürgüyeme devam edebilmesine bir nişanedir. Hazreti Tanrı'ya arz ediyorum. Bir ay yolu gelmek, birliğimizi, birliğimizi devam ettirebilmesi için. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbim. İsmim Turgut Yerlikaya, Yazıören Köyü Cami İmam Hatibi. Bu geleneğin ne zaman başladığını bilenimiz yok. En yaşlılarımız dahi bilmiyor. Birliğimiz, beraberliğimiz burada tescil ediliyor, temsil ediliyor. Komşularımız ancak böyle maalesef işlerin yoğunluğundan dolayı milli ve manevi günlerde bir araya gelebiliyoruz. Güzel oluyor. Sabahtan yengelerimiz sağ olsunlar lokmalayı dökerler. Sofralarda da görüyorsunuz. Envai çeşit yemekler hazırlıyorlar. Ve köylerimiz 65 hane olduğu için ikiye bölünüyor. Bir kandilde bir tarafı, diğer kandilde de öbür tarafı. Yemek hazırlamak suretiyle burada bir araya geliyoruz. Çok da güzel oluyor. Bizim çocukluğumuzda çok iyi hatırlarım. Cebimize tahta kaşıkları koyardık. Caminin önüne gelirdik orada mumların ışığında. Tabii ki şimdiki elektrik yoktu. Ta o zamandan beri ben hatırlarım. İnşallah yaşlılarımızdan da bu geleneklerin, göreneklerin ne zaman başladığını bilenimiz yok. Ailelerin çalışmak mecburiyetinde olduğundan dolayı maalesef o geleneklerimizi, göreneklerimizi kaybediyoruz. Keşke kaybetmesek. Çok güzel olurdu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özgür'ün şehir merkezinde gerçekleştirdiği değişim ve dönüşümün en önemli yansıması olan proje çerçevesinde Ciddiye Meydanı'nda hayata geçirilen bedesten tarzı iş yerleri hizmete girmeye başladı. 2022 yılının Eylül ayında Millet Bahçesi ile Ciddiye Meydanı'nı birbirine kavuşturacak olan Kent Meydanı projesi adı altında çalışmalarına başlanan ve cami meydan çarşı konsepti olarak tasarlanan meydan, eski dükkanların yıkılarak alana yakışır şekilde mimariyle yenilenmişti. Başkan Özlü'nün girişimleriyle baştan başa yenilenme yoluna gidilen meydanda bir yandan Ciddiye Camii'nin minarelerinin yenilenmesi devam ederken diğer yandan başta cami cemaati olmak üzere bölge esnaflarının talepleri de göz önünde bulundurularak bir kıraathane açılması için çalışma başlatıldı. Bertür AŞ bünyesi altında hizmet verecek şekilde içeriği oluşturulan ve Millet Kıraathanesi'nin küçük bir örneği olarak hizmet vermesi planlanan Ciddiye Kıraathanesi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve protokol üyelerinin katılımıyla Cuma namazı sonrasında düzenlenen kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Düzce'miz hayırlı olsun. Sizin hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ciddiye Kent Meydanı projemizin bir parçası olan Millet Kıraathanesi'nin açılışını yaptık. Burası cami, meydan, çarşı konseptinde tasarladığımız ve inşasını sürdürdüğümüz bir yer. İnşallah çok kısa sürede minarelerin inşası tamamlanacak. Burası Ciddiye cemaatinin oturup dinlenebileceği, kitap okuyabileceği, sohbet edebileceği rezil bir mekan olacak. Düzce'miz hayırlı olsun. Tamam.
Düzce Bilim Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gençler ve çocukları ağırlamak üzere gün saymaya başladı. TÜBİTAK ve Düzce Belediyesi imkanlarıyla hayata geçirilen proje kapsamında keşif, fen, matematik, tasarım, uzay ve havacılık gibi daha birçok bilim dalına hitap eden atölyeler gençler ve çocuklar için hazırlandı. Her biri ayrı konseptte inşa edilen dersliklerden oluşan merkezde bilime ilgi duyan çocukların ilgi alanlarında kendilerini geliştirmesi sağlanacak. Çalışmaların tamamlandığı bilim merkezini gezen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü son gelişmelerle ilgili başkan yardımcıları ile istişare etti. Bilim merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Bilim merkezinin alt katı ve üst katı Düzceli gençlerin ve çevre illerdeki gençlerin istifade edebilecekleri bir hale geldi. Bilim merkezinin inşasında TÜBİTAK ile birlikte çalıştık. Bu vesileyle TÜBİTAK Başkanımız Profesör Hasan Mandal Bey'e teşekkür ediyorum. Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum. Düzce'de polis ekipleri 2 gün önce yaptıkları denetimde 81S-1322 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsün sorgusunda plakanın farklı bir araca ait olduğu belirlendi. Ruhsat kontrolünde de farklı plaka çıkınca araç komşu ve müdürlüğü ekiplerince 7 Emin Otoparkı'na alındı. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Araç sahibinin servis taşımacılığı yaptığı, üzerinde kayıtlı birden fazla araç olduğu, yakın zamanda kendisine ait başka bir araçtan çıkardığı plakayı ekiplerin durdurduğu minibüse taktığı ve bu sebeple yanlış anlaşılmanın meydana geldiği öğrenildi. Biz aynı zamanda servisi de yapıyoruz fabrikalara. Bugün bir aracımıza söktak plaka, S plakasını söküp takmak için işte yanlış bir plaka şeyinden dolayı bir yanlışlık oldu. Bunu da düzelttik zaten. Şu anda aracımız aktif faaliyetine devam etmektedir. Öyle bir sakat ruhsat durumu yoktur. Bir şey oldu, yanlışlık oldu. 1322 olacağına 1343 oldu. Onun değişikliğiyle alakalı bir sorun oluştu. Onunla alakalı bir durum, bir yanlışlık oldu yani. Herhangi bir problem yok değil mi? Şu anda zaten araç gördüğünüz gibi terminalde faaliyetlerine devam ediyor. Yani bir faaliyetlerine araç trafikte devam ediyor. Bir şeyimiz yok, sorunumuz yok. Kaza Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyreden Yusufiye İdaresi'ndeki 06DDT-803 plakalı tırın ön lastiği patladı. Lastiğinin patladığını fark eden sürücü aracını emniyet şeridine park ederek gerekli duba önlemini aldı. Aynı istikamette seyreden Salimiye yönetimindeki 34FUC-978 plakalı kamyonet emniyet şeridindeki lastiği patlayan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet otoyolda iki şeridi kapattı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Salimiye yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan çeşitli malzemeler yola saçıldı ve otoyol savaş alanına döndü. Veli, bir izin versene ya. Abi sizin araç arızalı mıydı? Arızalı, ön lastik gümledi. Böyle gelin be. Evet abi. Olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Selam isimli şahıs, simit fırında çalışan yeğeni Ekrem Selam'ı henüz bilinmeyen bir nedenle yanına getirdiği silahla vurdu. Amca Selam daha sonra silahı boynunu dayayarak ateşledi.
Kanlar içerisinde yere yığılan amca ve yeğen ağır yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Hüseyin Selam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Sakarya'nın Endek ilçesi Mahmut Bey Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen evi söndürmek için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık bir saat sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri konuya ilişkin olarak inceleme başlattı. Yok Thank you.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi Karasu yolunda akıllara durgunluk veren olay yaşandı. İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs seyir halindeki hafif ticari araçta yolcu koltuğuna geçip direksiyonunu ayaklarıyla kontrol etti. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canına tehlikeye atan şahıs o anları cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Şahıs tehlikeli yolculuğunu sosyal medyada "Sen alışmışsın iki elle direksiyon tutanlara, ben rahatla kullanınca şaşırdın tabii" ifadeleriyle paylaştı. Polis ekipleri de bu görüntülere ilişkin olarak inceleme başlattı. Edinilen bilgiye göre D100 Karayolu Ormanköy Mahallesi mevkinde SK idaresindeki 34SZ4786 plakalı hafif ticari araç ile SY idaresindeki 54HZ165 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada SK yaralandı. Kullandığı aracın motor kısmından yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kaza sebebiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. 2023 yılı boyunca 571.162 yerli ve yabancı turisti ağırlayan Doğa Harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda son kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Etrafı ormanlarla çevrili olan Milli Park'ta kar kalınlığı 20 cm'ye ulaştı. Abant'ı yüzlerce turist ziyaret etti. Göl etrafında turlayan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi. Milli Park'a kış lastiği takmadan gelen vatandaşlar ise yolda kaldı. Yolda kalan araçlar traktörler yardımıyla ve vatandaşların çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Avant'a gezmeye gelmiştik. Bu yolun nereye gittiğini bilmediğimiz için. İndik çıkamadık. İndik çıkamadık. Arkadaşlar yardımcı oluyor. Arkadaşlar yardımcı ama oldu. Ama haliyle yazlık abimin. Evet. Lastikler yazlık. Yazlık olduğu için. Kart bir takılmıyor, çıkıyor. Kartiklerimizi de takmadık. İyi macera olur. Macera kış oluyor. Macerası. Evet. Nereden geliyorduk? Bolu'dan geliyorduk. Evet, Bolu'dan. Aha. Bolu'da geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı sebebiyle Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı. Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük'te hava sıcaklığının günlerdir sıfırın altında seyretmesinden dolayı göl yüzeyi buz tuttu. Etrafı ormanlarla çevrili olan Tabiat Parkı'nın oluşturduğu manzara görenleri mest etti. İsmim Can Alemdar. Gölcük her zamanki gibi güzelliğinden hiçbir zaman ödün vermiyor. Yaz ayrı, kış ayrı. Trabzon'dan geliyor. Daha önce bir kere gelmiştim. O da yaz sezonuna denk gelmişti. Ama kışın bu örtüyü gördüğüm zaman yani dünyada böyle bir güzelliğin olduğunu ilk defa görüyorum diyebilirim sizlere. Hasan, gelin bu tarafa. Olur.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilci yoğunluğu yaşanır. Köroğlu Dağları'nda 2000 rakımda bulunan kayak merkezinde son yağan karla birlikte pistlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Haftanın son gününde tatilcilerin akın ettiği Kartalkaya'da oteller %90 oranında doluluğa ulaştı. Toplam uzunluğu 35 kilometre olan kayak pistlerindeki tatilciler kayak keyfi yaşadı. Pistlerde kar durumu, kar kondisyonu çok iyi zaten gördüğünüz gibi. Yeni kar yağdı, taze kar. Mükemmel kondisyon var, herkesi bekliyoruz. Pistlerde kar kalınlığı ne kadardı tahmininizce? Ortalama 90 santim, 1 metre civarında. Kayak güzel mi? Snowboard daha güzel. Kar güzel, kayak daha da güzel. Tabii ki var, evet. Sezonu açtık. Ser kalabalık. Gayet keyifli. Bekleriz herkese. Surf starboard'u var.